Efendim 40 hadisimiz var. Çocuklar ekran başına hep beraber bakalım bugün animasyonda ne var, sonra devam edeceğiz. Hikayelerle 40 hadis. Sarı inek. Ayşe kadın bahçesine fasulye ekmişti. Havalar iyi gittiği için fasulyeler kısa sürede filizlendi. Bir gün acı acı böğüren bir inek sesiyle evden dışarı fırladı. Komşunun sarı ineği bahçeye girmiş, boyatmaya başlayan fasulyeleri çiğneyip yerle bir etmişti. Ayşe kadın emeklerinin boşa gittiğini görünce donup kaldı. Sarı inek boynunda sallanan iple ahırın önünde böğürüp duruyordu. Öfkesi kabarmaya başlayan Ayşe kadın eline geçirdiği iri bir sopayla ineğin üzerine yürüdü. Bu sırada komşunun karısı koşarak geldi. Üzgün bir sesle konuşmaya başladı. Zavallının buzağısı dün öldü. Sabahtan beri 3 defadır ipini koparıp buzağısını arıyor, dedi. Bu sözleri duyan Ayşe kadının elindeki sopa yere düşüverdi. Yanlarına sokulan sarı ineğin hüzünlü gözlerine bakarak başını okşamaya başladı. Demek ki o da yavrusunu düşünüyor, dedi. Fasulyeleri büsbütün unutmuştu. Ayşe kadının bu güzel davranışı, Peygamber Efendimizin şu hadisine ne kadar uygun değil mi? Allah'tan korkun da bu dilsiz hayvanlara eziyet etmeyin. Evet, bugün bayramın 1. günü ve bu hadisi sık sık hatırlamak zorundayız. Sarı ineğin hikayesi. İşte böyle merhamet edin ki merhamet bulasınız. Onun için hayvanlara karşı lütfen daha insancıl, daha merhametli. Yani hocam ucu bucağı sonunda ölecek ya, ölecek de yani eziyet çekip ölmek var. Bir de merhamet muamelesiyle müdahale etmek var. Lütfen müdahale ederken hayvanlara onları böyle kuyruğundan çekip çekiştirip, yani bu işi bilen ve en uygun olan, hatta bir şey söyleyeyim. Hep sordular bize yıl içinde, şok kurban edilir mi? Şok olarak, yani hayvana efendim elektrik vererek şoklanır ve hayvan düşer, bayılır, sonra kesilebilir mi? Evet, sakıncası yok. Yani benim bildiğim bütün dini müesseseler, yurt dışında da dini müesseseler, fıkıh konseyleri şok ile hayvan kesmenin sakıncalı olmadığını, şoktan sonra hayvan kesmenin sakıncalı olmadığını ifade ediyorlar. Biz şeye bakarız, neye bakarız? Bir hayvan en az eziyetle nasıl kesilir, ona bakarız. Şok verildiğinde hayvan kendini kaybediyor, düşüyor ama ölmüyor. Ölümü neyle gerçekleşiyor? Kesimle gerçekleşiyor. Bu nedenle daha az sıkıntı duyuyor, hayvan acı duyuyor. Biz onu tercih ederiz ve tavsiye ederiz. Kesebilen müesseseler varsa efendim diye söylemiş olayım.